Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni ve son derece ilginç bir maske inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda zebra maskeyi deneyeceğiz. Evet, zebra. Ne zebrası demeyin, o zaman izlemeye devam edin. Evet, videoyu başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Çünkü ben video yüklediğim zaman sizlere anında bildirim gelecek Merve yeni video yükledi diye. Bu arada bu videoyu Rexona Invisible Black Plus White sponsorluğunda çekiyorum. Bildiğiniz gibi kendisi özellikle beyaz kıyafetlerinizde oluşan sarı lekeleri önlemek için birebir. Ve isterseniz artık videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, zebra maske dedik. Çok enteresan dedik. Öncelikle göstermek istiyorum kendisini. Boşa markasının. Aslında bu marka ülkemizde var. Satılıyor ama bu ürünü yok. Bunu özellikle sizin için getirttirdim. Ta Amerikalardan. Şöyle göstereceğim. Böyle siyah ve beyaz aktif karbondan oluşan bir maske bu. Beyazı da aktif karbon bu arada. Aynı şekilde siyahı da aktif karbon. Siyah kısmı tamamıyla gözenekleri temizliyor. İşte ciltteki sebumu dengeliyor. Beyaz kısmı da cildi nemlendiriyor. Dolayısıyla bunu süreceğiz önce. Siyah beyaz bir zebra olacağız. Zebra olduktan sonraki kısımda aslında maskeyi karıştırmak gerekecek. Ama göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Önce bir zebra olalım, sonra devam edelim. Tekrar şöyle bir üzerine atladığım bir şey var mı diye bir okumak istiyorum size. Cilt tipi özellikle karma ve yağlı ciltler diyor. %100 veganmış. İçerinde kesinlikle işte parfüm, renklendirici yok. Hayvanların üzerine test edilmiyor. Gözenek görünümünü küçülttüğünü söyledim mi? Temizliyor dedim. Küçülttüğünü söylemedim. Küçültüyor da aynı zamanda. Cildi nemlendiriyor, dengeliyor diyor. Evet, beyaz aktif karbonda cildi nemlendiriyor ve temiz, taze bir cilt görünümü yapıyor diyor. Kendi zaten spatulası çıkıyor içinden. Spatulasıyla alıyoruz. 15-20 dakika bekletiyoruz. Daha sonra ılık suyla yıkıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Her zaman olduğu gibi beni biliyorsunuz, defalarca aynı şeyi söyledim ama yine söyleyeceğim. Bu tarz maske videolarını özellikle cildimin nemsiz, biraz böyle şu anda hastayım fark ettiyseniz zaten. Biraz nemsiz, biraz böyle kuru, dengesiz olduğu dönemlere denk getirmeye çalışıyorum ki gerçekten bir etkisi var mı yok mu hep birlikte görelim diye. Aa, böyle simsiyah. Ben hani bakınca direkt böyle renkli renkli şey gibi olacak zannettim. Şaşı bak şaşır gibi iki rengi göreceğimi zannettim. Tamamen bitki bitki kokuyor böyle. Çay ağacı yağı gibi kokuyor. Dur, o beyazları yapacağız herhalde. Şimdi şu kapağını bilare kullanırız. Biz zebra olmak istediğimiz için o beyazlardan ala ala yapacağım sizin için. Ay, çok heyecanlıyım. İnşallah yapabiliriz. Ay, beceriksizliğim ve ben. Ya biraz oluyor. Ama yani daha çok siyah ağırlıklı bu. Çok da beyazı yok yani. Çok az beyazı. Yine de. Hep siyah ağırlıklı. Beyazı çok az. Çok kızdım. Hiç şeyinde, reklamında böyle değildi. Kandırmaca. Reklamında bayağı siyah beyaz oluyor maske. Gerçekten. Komple kazıdım oraya. Aşırı siyah. Gerçekten renk olarak hayal kırıklığı yaşadım. Onu söyleyebilirim. Çünkü böyle sürerken reklamında falan ondan etkilenip aldım özellikle. Ve bayağı beyaz, siyah, hani bayağı zebra gibi oluyordu. Çok simsiyah bir maske, bakın yani içine. Açıkçası üzüldüm. Ama böyle yapı ve koku itibariyle hakikaten hoşuma gidecekmiş gibi duruyor. Çok siyah. Şöyle biraz beyaz gördük. Teşekkürler. Zaten yaymaya başladıkça grileşmeye başlıyor tabii ki. Artık yapacağız. Yapacak bir şey yok. Süper bir hayal kırıklığı oldu benim için ama dur bakalım, inşallah sonucu güzel olur. Bol bol sürmek zorunda kaldım. Evet,
dediğim gibi yani böyle gözüken veya özellikle videolarını izleyerek aldığım bir maskeydi. Beyazları hiç yok. Dediğim gibi kapağı açtığımda hani ben böyle dönük dönük iki rengi göreceğimi zannediyordum. Oraları göremedim. Beyaz kısımları varla yok arası zorla alıyorsunuz. Ama o çocuğun videosunu koyacağım size. O böyle bayağı siyah beyaz sürüyor ve sonra karıştırıyor falan birbirine. Neyse, yani benimki en azından öyle değil. Gerçekten çok zorladım, içine de bakabilirsiniz. Beyaz kısımları bulmak imkansız. Ama ya sanki işe yarayacakmış gibi hissediyorum. Şimdi bir saatimize bakalım. 15 dakika sonra, her yerimde battı bu arada. 15 dakika sonra maskeyi yıkayacağım yüzümden ılık suyla ama öncesinde bir 10 dakika sonra şey yapacağım. Birbirine karıştıracağım, tam gri yapacağım. Evet arkadaşlar, tekrar izledim videosunu. Benim gördüğüm bu maskeyi izlediğim videoda çocuk açıyor kabı. Bembeyaz onunki, krem gibi üstten gözüküyor ve böyle spatula ile sürdüğü zaman fırçayla bütün yüzü zebra gibi oluyor. Çok üzüldüm. Benimki belki de bavulda gelirken biraz karıştı. Bilemiyorum, sallandığı için mi siyah oldu ama yok yani onun açtığı anda onunkini üstten baktığınızda bembeyaz gözüküyor. Böyle yin yang gibi bir tarafı siyah bir tarafı beyaz. Benimki simsiyah. Benim talihsizliğim oldu. Neyse. Diyorum ya, umarım işe yarar. Şimdi bir karıştırıyoruz birbirini. İyice gri olacak artık. Evet arkadaşlar, 15 dakikanın sonuna geldik. Ben şimdi hemen yüzümü ılık suyla yıkayıp geliyorum. Bakalım, umarım işe yararsın. Umarım. Göreceğiz sonucu. Evet arkadaşlar, yıkadım yüzümü. Ben tabii o siyahları, beyazları görmek için biraz fazla da kalın kalın aldım, karışmasın birbirine diye. Dolayısıyla maske günün sonunda çok kalın oldu ve haliyle ılık su bile olsa ılık suyla da zor temizledim. Ve sonuç benim için gerçek anlamda tam bir hayal kırıklığı oldu. Hani en azından siyahını beyazını göremedik zebra maske diye ama böyle kokusundan, yapısından işe yarayacağını düşünüyordum. Ve size bir şey söyleyeceğim, asla cildimi nemlendirmedi, asla cildimi, gözeneklerimi temizlemedi. Daha da komik bir şey söyleyeceğim, şu anda gözeneklerim, daha doğrusu siyah noktalarım olduğundan daha fazla ortada. Çünkü yüzümü kupkuru yaptı. Böyle bir pütür pütür hissediyorum suratımı. Gerçekten çok kızgınım, aşırı kızgınım. Bu ürüne güzel diyenlere de çok kızgınım. Bunun videosunu çekip tek. Çok güzel ürün, harika bilmem ne diyene de çok kızgınım. Biz de maske kullanmamış insanlar değiliz yani sonuçta. Elimizden ne maskeler geçti bugüne kadar? En ucuzundan en pahalısına. Ama hani bu asla bana sorarsanız beklentileri karşılayan, ürünün arkasında yazan, hiçbir şeyi karşılayan bir maske değil. Ama denemeyi çok istiyordum. Önemli olan bu. Zaten keyif aldığım kısım da bu. Yani ilginç şeyleri denemek. Ve tabii sonuçlarını sizlerle paylaşmak. Ha bu maskeyi zaten isteseniz de şu noktada Türkiye'de bulamazsınız ama denk gelir bir yerde. Çünkü arkasında o kadar güzel şeyler yazıyor ki bir taraftan nemlendirirken bir taraftan temizliyor demesi falan. Hani bir maskede hayal ettiğiniz her şey aslında yazıyor arkada ama gün sonunda bence ki siz zaten ben maske yaptıktan sonra birçok videoda anında farkı görüyorsunuz. Ya bir ciltte bir aydınlanma oluyor ya bir parlama oluyor ya bir ışıltı bir şey. Yok bunda. Ama bunu yapmazsam videosunu gerçekten çok üzülürdüm. Çünkü dediğim gibi yani enteresan bir üründü. Böyle böyle işte enteresan ürünleri de deneyip anında sizlerle ilk izlenimlerimi, görüşlerimi paylaşıyorum. Boşa markasına da aynı zamanda yazacağım. Gerçekten yazacağım. Niye beni umutlandırdınız diye. Ya bir şey alerjiye sebep olmadı, yüzümü kızartmadı falan. Hani bilmiyorum kullanır mıyım? Genelde açtığım şeyleri kullanıyorum eğer alerji yapmadıysa, çöpe atmam asla. Fayda görmesem de arada işte maske yaptığım günlerde belki şöyle burnuma, çeneme sürerim. Bir tek şeyi söyleyebilirim yani. Cildimi nemlendirmedi ama sonuçta kremsi bir ürün olduğu için bunu sürdükten sonra böyle siyah noktaları temizleme anlamında birazcık onu kolaylaştırdı. Belki öyle bir şey yapabilirim. Buhar yaptıktan sonra sürüp belki böyle son kalanları hani peçeteyle böyle ittirme yöntemiyle biraz üst yüzeydekileri sıkabiliyorsunuz ya. Belki hani onu da kullanırım.
Onu yaptıktan sonra belki kullanırım falan. Yani ziyan etmem. Bu tarz beğendiğiniz ilginç ürünleri bana, özellikle hep yurt dışındakileri sürekli gönderiyorsunuz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. DM atıyorsunuz, YouTube'dan yazıyorsunuz, link gönderiyorsunuz. Bulduklarınızı yine atın. Çok kolay olmuyor tabii onlara getirtmek. Mutlaka birilerinin gitmesi gerekiyor. Bu ürünü de zaten çok sevdiğim arkadaşım Ekin Kollama, o Amerika'ya gitmişti. Sipariş vermiştim onun kaldığı otele. Ekin getirdi hepsini. Çok teşekkür ediyorum tekrar buradan kendisine de. Böyle bir arkadaşım giderse Amerika'ya, çünkü ona sipariş veriyorum. Yine siz bana atın enteresan ürünleri. Ben de arkadaşıma göndereyim, giden yakın zamanda birilerine. O şekilde alıp sizlere böyle ilk izlenim videosu olarak çekeyim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Ürünle alakalı bayağı uzun uzun konuştum. Yine sesimi kaybettim hatta. Car 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 söylenmekten. Ama dediğim gibi ya, bu ürünü denemek için can atıyordum. İyi ki de denedim. O yüzden çok mutluyum. Bazen öyle oluyor ki yurt dışında yaşayan takipçilerim çok böyle meraklı oluyorlar benim gibi bu tarz enteresan ürünlere. Onlar denemiş oluyorlar. Eğer böyle yurt dışında yaşayıp da bu maskeyi denemiş birileri varsa onların özellikle yorumlarını bekliyorum. Acaba siz benim gibi böyle zebra gibi yapabildiniz mi? Ya da açtığınızda sizde beyaz gözüküyor muydu? Çok merak ediyorum, bu benim bahtsızlığım mı? Lütfen beni bilgilendirin. Gerçekten çok sevinirim. Ayrıca beyaz kıyafetlerde sarı leke oluşumuna karşı etkili çözüm Rexona Invisible Black Plus White'a bu videoma sponsor olduğu için ayrıca çok teşekkür ederim. Eğer beni hala diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmiyorsanız, videomun açıklama kısmına hepsini koydum. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Kanalıma eğer hala abone değilseniz şuraya tıklayarak abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse ekrana bunun gibi başka videolar da ekleyeceğim. Belki bu bittikten sonra onları izlemek istersiniz. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.